Sayın hocam, Ali İmran 124. ayette Bedir Harbi'nde indirilen 3000 melek, 125. ayette de Uhud'da indirilen 5000 melekten bahseder. Bedir'de müminler 300 kişi, müşrikler 900 kişi, Uhud'da ise müminler 700 kişi, müşrikler 3000 kişiydi. Sorum şu, öldürülen her bir müşriğin kim, hangi sahabi tarafından öldürüldüğü tek tek kayıtlarımızda bellidir. Buradaki meleklerin rolü nedir? Bir de bu sayıların verilmesinin anlamı nedir? Yani Allahü Teala yardım ettiğini söylüyor. Melekler ne diyor? Enfal suresi 14. ayet olacak. Yani 8. sure. Bak orada belirtiyor Allahü Teala. Yok, 12. ayetmiş. 14 değil. Diyor ki اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ Bedir'le alakalı. Rabbim meleklere şöyle vahyediyordu. اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ben sizinle beraberim, müminleri sabit tutun. Yani içlerine kararlılık duygusu fısıldayın. Yani onların hoşuna gidecek şeyler fısıldayın. Ondan sonra Seulgi fi kulubillezine kafarur rube. Kafirlerin kalbine ben korku salacağım diyor. Melekler kafirlerin kalbine bir şey yapmıyor. Müminlerin kalbine bir şey veriyor, güven veriyor. Bir şeyler fısıldıyor. Siz kendi içinizde hep duyarsınız. Bazen güzel şeyler, bazen kötü şeyler fısıldandığını hissedersiniz. Kötü şeyler fısıldayan şeytandır, iyiler fısıldayan melektir. Ondan sonra fadribu fevkal anak. Müşriklerin boyunlarına vurun. Boyunlarını vurmak onları öldürmek değil. Onları rahatsız etmek. Ondan sonra وَضْرِبِ مُنْهُمْ مِنْهُمْ كُلَّبَنَنْ Onların her birisinin parmak uçlarına da vurun. Yani rahatsız olsunlar. Yoksa öldürüyor falan değil. Onların morali bozulacak. Müminler moral içerisinde olacak ama bunlar zaferi kazanmak için yeterli değildir. Sabırlı olmak lazım, dik durmak lazım. Bakın Bedir Savaşı'nda bütün bunlara rağmen Müslümanlar başarılı olamamışlardır. Ama Allah daha önce zafer sözü verdiği için müşriklerin kalbine korku salmış, onlar gelememişler ve Müslümanlar galip gelmişlerdir. Yani zafer meleklerle değil, Allah'ın yardımıyla kazanır. Allah'ın yardımıyla kazanmak için de Allah'ın emrine uygun hareket etmek gerekir.